Tekrardan merhabalar değerli izleyenlerimiz. Seçime Doğru programının yeni bir bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Yine bizimle birlikte Irak Türkmen Cephesi Kerkügül Başkanı sevgili Kahtan Vendavi ve Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Kurumu Başkanı Sebrak Yazaroğlu konuğumuz. Sevgili Vendavi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Yazaroğlu, sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii sürekli hale getirdik Seçime Doğru programı. Çünkü önemli. Yani değerli vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Özellikle de değerli izleyenlerimiz telefon yoluyla ekranın sağ alt köşesinde bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli konuklarımıza da sorularınızı sorabilirsiniz ki seçime de çok kısa bir süre kaldı. Sevgili Vendavi, tekrardan sizinle devam eder. Tabii kısa bir süre kaldı. Bu süreyi de değerlendirin. Çok teşekkür ederiz sizlerden. Bizler tekrar misafir ettiniz. Değerli seyircilerimizle bir araya geldik. Günler hızlıca gitmeye başladı. Önümüzde tam 6 gün diyebildik. 7 gün artık seçimler geldi. 48 saat halkımızın süre kalıp kartların alması için ilk başlamak, ona vurgu yapmak isterim. 48 saat saniye saniye halkımız, vatandaşlarımız değerlendirmesi gerekir. Teşkilat arkadaşlarımız durmadan kart dağıtmada iyi bir sayıda dağıtım var. Allah'a şükür halkımız da yardımlaşır bizimle. Ama hedefimiz tamamıyla dağıtmaktı. Bölgelerimizi durmadan semtlerde, köylerimizde, nahyelerimizde, kasabalarımızda teşvik çalışmalarımız devam etmektedir. Biz teşkilat olarak ister cephe teşkilatı ister sivil toplum örgütleri biz üzerimiz olarak teşkilat bazında çalışmalarımızı devam edip yürütmekteyiz. Yanımızda da 30 değerli insanlarımız da aday aynı şekilde. Onlar da durmadan herkes iki şekilde çalışmaları var. Bir, herkes konuşmasında 109'a gidin sahabe olun. Çünkü bu halkımızı, milletimizi temsil eden tek listedir. Ayrıca da doğal olarak da her aday da kendi programını, işte ben gidersem bunları yaparım, bunları yapacağım. Siyasi meşruunu ve gelecekteki il meclisine gittiğinde neler yapacağını halka millete anlatmaktadırlar. İnşallah fark görünü günbegün halkımız daha heyecanlı bir şekilde seçim için bu programı da gerçekten büyük katkısı olubdu. Çünkü gittiğimizde, görüştüğümüzde, buluştuğumuzda bakırıq ki halkımız, vatandaşımız bizleri takip edir. İnşallah bu çalışmalar ve teşkilat çalışmaları, sahadaki çalışmalar netice olarak 12. ayın 18'inde halkımızın istekleri iyi bir şekilde yerine geldi. Güzel bir sonuç elde ederiz. Evet, sevgili Yazaroğlu, sizinle devam eder. Tabii değerli Vendavi'nin de demiş olduğu taki, yani özellikle de bu Seçime Doğru programıyla da işte halkın telefon yoluyla veyahut da Facebook yoluyla bizlere işte ulaşması, sesler atmaları ya da mesaj göndermeleri sayesinde tabii ki bilgilendirme konusunda önemli bir rol oynadık. Bunu tekrardan buradan değerli izleyenlerimize demek istedik ama siz bu çalışmaları uzunca geldire siz yani özellikle de son dönemde halkı nece görürsünüz, nece değerlendirirsiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Halkımıza saygı selamım buradan. Kardeşim Kahtan tespit ettiği konuları %100 ben de katılıyorum özüne. Ama bugün bizim son günler hızlı hızlı geçtikçe çok dara geçirik. Üç konu üzerine işledik. Bir konu da değil. Bir konu seçim kartları aldırmak teşkilatıyla, komisyonuyla, il başkanlıkla işbirliği içinde çalışıyoruz. Muhtarlarla beraber sağ olsun muhtarlarımız, komisyonlar gece gündüz çalıştılar. İkinci konumuz, bazı insanlarımız var, küsen insanlarımız var. Küsen insanlarımız da ikna etmeye çalışırız. Bugün ben Şatorlu'daydım. 2-3 aileni ziyaret ettik. Birisi geldi dedi, benim nenem seçime katılmayacaktı. Daha ablamız evde de geldi, müsaade de geldi, gidelim evine ziyaret edelim. Söz verdim oğluna. Oğul da dedi, nenemek ne alamın seçime geçsin. Eyvallah, saygı selamım o gence. İsmi ki Ahmet idi. Nenesinin adı Umu Ahmet'ti, Şatorlu'da. Ablam, ben buradan seslenirim sana. Molladan küsülü ama cemaatten küsülmez. Kimden küsülse bugün, o bayrak hatır için, Kerkük'ün toprak hatır için bir kenara koyacaksam, seçimden sonra
Gelip oturup baş başa etablaşırız. Hakkı halal ederiz, hakkımız halal eder. Ne istiyorsa biz hazırız, durmuşuz. Evet. Ben bunu hanıma belirtirim. İnşallah bizi kırmaz. Eminim de kırmaz bizi, seçime katlı. Üçüncü konumuz tasvit has. Emniyet güçleri. Çünkü onlar çok gün kaldı. Onlar da tasvit hası geçecektiler. Geçen sefer tarafınlar oldu. Tasvit hasın merkezlerini sordular bizden. Sağ olsun, sabahtan beri ben yönetmen arkadaşımızla, burada kardeşimizle iş birliğe geçtim. Dedim, bugün yayınlandı liste. 26 merkez var, tasvit hasın Kerkük'te. Bunları bir yayına verseniz, bizim emniyet güçlerindeki insanlarımız, polislerimiz, askerlerimiz şu an yayında şey etsin. Ben de buradan onlara seslenirim. 26 merkezimiz var. Kerkük ve atrafı, bütün köy kasabalar, nahiyeler. Onun için bugün West Kerkük içerisinde 14 merkez intikabı var. Hı hı. 14 merkez şeye katılıp emniyet güçleri için hazırlanıp ondan da sonra 16 evet. Merkez şeye gelir. Teze Hurmat, Tavuk, Dibis, Havice, Abbasi, Riyad bu ilçe kasabalarımıza gelir. Temennim bizim polis güçlerinden geç kalmasılar. İlk önceden geçsiler, seçim şeylerini, seslerini versinler, seçimde oylarını versinler, çıksınlar. Bizim için tasvit has çok mühimdi, çok önemlidi. Gene insanlarımız ilk günlerden belli olur. Herkes ne alıp ne almayıp tasvit hasta. Bekler ikinci genel seçim gününü. Onlarla da irtibata geçtik, polis zabıtlarıyla da irtibata geçtik. Allah'a şükür bütün yerde şeyler alıblar kartlarını, emniyet güçlerimiz. Evet. Telefon bağlantımız var. İzzettin Bey bizimle barabardı. İzzettin Bey hoş geldiniz. Babam Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizlerden de. Hoş geldiniz diyelim her şey arkadaşlara da. Sağ ol. Teşekkür. Hello, Mehmet sen? Ejder sen, Ejder abi buyurun. Dedim, eğer bir sağız, bunu günümüzde az sağız bırakan mesela, ıtısal edağız sizden. Ejder abi, şimdi bizim dedim, daire intikabiyamız var. Daire intikabiyamız var. Daire intikabiyamız genel sefasından... Bırakan dedim, eğer bir sağız, günümüzde az sağız, adam ıtısal etsin sizden. Özellikle bizden, bizi arayabilirsen Ejder abi. Dedim özelden de arayabilsen bizi. Telefonlarımız açıktı. Ama bizim intikab dairesi var. Daire intikabiyamız var. Allah yarından bela, şey yarından bela Azizettin abi rakamları bırakırız sefhalara arayabilirsiniz. Vallahi memnun olduk. Çok da selam var Kahten abi. Kahten abi ya. Sağ ol. Sağ ol Azizettin efendim. İnşallah başlar işimizde. Hangi semtten arıyorsan biz Azizettin abi? Babam. Nereden arıyorsun bizi? Nasıl mantıkadan? Valla Priyad'dan. Priyad'dan. Azizettin abi, gözünü seveyim ben buradan sana bir ricam var. Sen abimiz olarak seçim günü seçime giden de konup konuşu, akribaları babam. Özüden para para par seçim sandık başına. Peki Azizettin Bey'e bir soru sorabilir mi acaba? Ben size bir soru soracağım. Azizettin Bey eğer imanı yaşındır sağ olun. Yani İnşallah. Kaç kişiden oluşan bir ailesiz ve kaç kişi katılacaksınız? Buyurun. Cevap. Neçe kişisiniz evde, neçe ailesiz, neçe nefersiz? Evde neçe nefersiz? Vallahi inşallah hepimiz katılırız. Beş taneyiz. Maşallah. Allah çok etsin. Yo inşallah katılık. Bir de komşuları da parsa daha iyi olur. Azizettin abi hayatım. Vallahi kusur etmeyiz. İnşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. Haziran daima görürüz size böyle. O sokaktaki kapıları çal Türkmenlere apar. Biraz da bize yardımcı olun. Evet. Peki. Azizettin Bey teşekkür ederiz bizimle beraber olduğunuz için. Bir başka telefon bağlantımız var. Tabii ilerleyen dakikalarda bu telefon bağlantılarını almaya devam edeceğiz tabii ki de. Yani...
Halk olarak hani hep dillerde şöyle bir küskünlük kelimesi vardı da. Ama bunu bir kenara bırakmak çok daha önemlidir. Sevgili Tabii. Yazaroğlu, sizi de demiş olduğunuz da yani Şatırlı bölgesine gidip de oradan yani bilmem şu an belki izleri bizi Ahmet Annası. Yani sevgili ben daha neler diyeceksiniz? Ben iki gün önceydi Facebook sayfamda Sahat Tayran bölgesinde o kılıncılar yanında bir turşu satan kardeşimiz var. Mahalleli Ahavindi. Bana sosyal medyada mesaj attı. Ben deriz seçime gitmem, kahtamın daha yanıma gelmesin. Yani böyle ben sadece budur. Ben de seva seva dün gittim yanında durdum dedi hadi ben geldim. Kucakladık sağ olsun. Adam keyfinden bilmedi. Yani hiç konuşma kelime bile konuşmadım. Sadece oraya kadar geldi o diri. O zaman diri beni mutlu etti. İnşallah gideceğim. İnsanlardan iç iç olmaya devam edeceğiz inşallah. Evet. Kerkük Bağdat yolundan Timur bizimle barabardı. Timur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Bu çok değerli bir program için, milleti izah etmek için ve seçime şey davet etmek için. Üstad Kahtan'a da, Üstad İstavrak'a da çok saygı ve selam var. Ben rahmetli Sultan Köprü'nün oğluyum, Teymur. Eyvallah Teymur efendim, hayatım başımızdan gözümüzden. İyisin inşallah, sağ ol Allah razı olsun. Fazla vaktinizden almayayım hatta çünkü çok arayan var da. Buyurun, teşekkür ederim. Kardeş. Bir konu var çok mühimdi. Alem diyorlar ki dolaşır şeyler. Diyorlar mesela ben kaymaya versem otomatikmen ad vermeyeyim hatta şey olmasın. Bir Maraş'a direkt gider. Doğrusu çoku bilmiyor. Önü kaymayı da Maraş'a gerek seçersen. Affedersen. Ama sadece kaymayı da verebilir. Affedersen. Bir de tekrar soru lütfen. Ambala iyi vazah geldi. Diram bazı alam zannedir ustadım. Zannedir ben geçsem intihaba. Ki çoğu intihaba meyilli de geçmeye de inşallah. Tamam. Diram ben geçsem ben kaimeye versem mesela mürşih rakam bir otomatikman ses ona gider. Yok kardeş böyle de iyi. Affedersem. Yani vatandaşlarımız belki de bizden de sorarlar bazı ziyaretlerimizde. Doğru desem. Bu kaymaya yani, veren havuza yani, geldi. Havuzdaki yığışı kim kaymada ala sesli, yüksek sesli? Ona gider. Ona gider. Ondan sonra kalanı ikinci yüksek sese gider. Sonra üçüncü. Direkt rakamlara gitmez. Ala seslere gider. Hı hı. Anladım. Alem çoku ben anlamadım. Zedmenler bir yerde onu alıp, o birisi 11 alıp, 11'e gider, sonra 10'a gider, sonra 7'ye gider. Hep öyle. Evet. Eyvallah. Sağ ol kardeş. O zaman... Temur kardeş. Eyvallah. Temur kardeş. Ben abi. Bir ricam var senden hayatım. Seçim günü seçim gelende konuşumu da özünden apar git. Akrabalar odan bana var. Ekit, 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 ekit. Allah razı olsun. Tavsiye istemez. Dava bizim. Allah babamı da rahmet etsin. Yeri cennet olsun. Düşmana can kurban. İnşallah kusur koyma abi. İnşallah. Allah razı olsun. Sizden de. Minnetsiz. Boynumuz borcudur. Mecburuz. Sağ ol kardeş. Sağ olun. Peki, siz de sağ olun. O zaman sevgili Önde abi şu konudan biraz bahsedelim. Yani İstebrak Bey de güzel bir mevzuattan değindi. Yani günler oldu biz bununla ilgili programları yaptık ama hala bu hani oy konusunda sadece listeye mi, işte şahsa mı, ne tür vereceğim konusunda hala olayı doğru bir şekilde anlamayan maalesef izleyicilerimiz var. Sevgili Yazaroğlu ya da sevgili Vendi abi sizle başlayalım. Çok kolay bir şeyle şekilde hadi ustalarımız. Kağıt şeklinde zaten kanallarımızdan veya biz liste olarak sayfada fotokopi yapıp çoğaltık. İlk önce vatandaş onu bilsin. Gittiği zaman hiçbir mürşah ad yoktu. Hı hı. Sağ tarafta bir liste var kaymada. O kaymanın ikincisinde 109 numara tapanlar Kaime Cebhe Türkmanil Irak'ı Muhad. Bu yazılıp logoda bu şekilde. Logomuzdaki 9 yıldız bir ay var. Onun içindeki bir murabba'ta bir kalem verirler özüne. Hı hı. O kalem tabii ki normal kalemdeki yazı yazsın. O kalem kaşa takip edip basar özüne kaşasının mührünü vurar. O orada İlk fakarasını seçmiş oldum. Hı hı. Yani ben 109'u seçtim. Burada diye bile ben Türkmenlere oy verdim. Gel ikinci fakarasında. Bu Dede Teymur izah etti gıtaki. Onun yanında eğer vatandaş bu 30 adaydan naksı birisini estirse gider o rakama basar.
o rakama basar, hatta o oy 109 yanında o aday çıksın. Ama yoktu bunda, ben buna vurduğum için otomatik rakam 1'e gider. Yoktu bir beleşim. 109'a verdiği o zaman sadece kaymaç sahili. Havuzda kalır. Eğer istirse adayların birisi birden 30'a kadar hangi adayı istirse gelip rakamını verirsin. Ama bes 109'a verse, adaylara vermese oğlu, ha bu da oğlu. Ama kayma için sayılı. Dedeste bırak da izah etti. O zaman kimi için gider? Kaymanın içinde, bu 30 lira içinde hangisi fazla alıpsa o oylar onun için gider. Peki, telefon bağlantımız var. Kore bölgesinden Ahmet Aziz bizimle beraberdi. Ahmet Aziz bizimle beraberymiş. Ahmet Aziz, hoş geldin. Merhaba, ne dersin? Merhaba, sağ ol. Teşekkür ederim. Sen ne desin? Sağ olasın. Kahtan abi, Sabrak abi. İyisiniz inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Abi, bir sualım var. Benim babam nenem yaşlıdı. Allah sağ olasın. Allah'ım razı olasın. Amin, ezmeyin sizi ulan beraber. Her yetim vakti, parramızların sandık başına kiyenler, benim babam gözü zayıftı. Kiyenler koymırı mührü ben uğurum. Oğlu vurabilir. Ben oğluyum, ben oğluyum. Ben giden siyetim, davu ettim. Kiyan kabiliyet miri? Kiyan siyasi kabiliyet miri? Kiyan siyasi buna karışabilmez. Kiyan siyasi buna karışabilmez kardeş. İçerideki sadece müdürüm hatta sana diyer. İçerideki koymır. Ahmet hatta, kardeşim. Hatta ben öz babamdı, öz nenemdi, yaşlıydı. Direm babam gözü görmür. Çögenle getirmişim özünü. Bana diri yoksan olmaz. Biz bunu bizim için sehli etsavuz memnun olduk. Ahmet kardeşim, sen orada zor duruma kasav. Bir mürakibin hakkı yok sana desin, vermesen. Çünkü sen oğlusan gelip sen. Yazdan getirmeyeceğim. Eğer bu zor duruma kaldı. Bu mektep İlef mektebindeydi. İlef. Şahadımız da var. Cemaat o kere hoş kardeş, ettik. Sen Kahten abi tanır özlerini. Murat Nazım bizimle durdu. Cemaat Besemgilleri Koreya cemaati. Ben. Ama orada kiyenler o işleyenler o sandık başında kabiliyet verdi. Tamam. Hı. Kardeş, sen müdür mahattan çağırırsan diyesen ki benimle bu babanın önemli. Sen uşrafı da ben burası şey yaparım çünkü göz görmür. Orada tamam. Orada sıkıntı çıkarsa sen için bizim kiyan siyasi cephenin var. Orada diyesen cephenin mumbatiri kimdi burada? Kalkar senden müdafaa eder. İnşallah böyle olur. İnşallah hayatım. İnşallah böyle olur. Biz de takip ederiz. Biz de takip ederiz. Vallahi Kahten abi memnun olur. Oldu yani, hayat. Bir dahi, birinci siyetim daha geldi. Ben her siyetim vakti bizim ilafdaydı. Apar gözünü, biri koyma hatanı da diyeyim sana. Biri üçtü, biri altıdı. Tamam. Üçlü altı. Mahatta bir üç, bir altı. Ben Mufavadiyanın yetkilisiyle yarın konuşurum inşallah. Vallahi memnun olur. Yani yaşlıdılar. Aparsan özün, ben iki kere döndürdü, geldi getti bir dedi. Parmağı tıkmırı. Dedim tamam. Adamı oturttum orada, babamı yaşlı babamı bir saatten fazla oturttum özünü. Babam beni dedi bir de gider. Ahmet kardeşim. Bir de apardım özünü. Sonra dedi özüne şey olmaz oğlu bu. Ahmet kardeşim. Madem bizim parmağı tıkmır yaşlıydı. Benim tavsiyem sana ricam. Sabah erken saatlerinde 7 civarında apar. Erken. Hatta parmağı tıkmarsa orada %5 takatı var. Sana tüngültürebilir. Yani hakkı var bir mahatanın 22 tane atlantırabilsin. Onu da unutma onu. Yaşlarımıza burada tavsiye ederim. İhtiyarlarımıza, babalarımıza. Lütfen kimin parmak izi çıkmırsa erken saatlerde geçsin. Evet. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Allah sahne eder. Allah hayırlı bir siyetim eder bizim için. Ümmet Muhammed'in işte. Sağ ol. Amin, amin. Sağ ol Ahmet kardeşim. Ahmet kardeşim. Hayatımız var. Senden de rica ederim. Seçim gün gidende arkadaşları, komşuları, özüden beraber götür sandık başına. Vallahi özü inşallah mecburuk bunu. Dilimiz hatırı için. İnşallah. Ha bu hakkını geri verin. Dilin hakkını verin. Allah razı olsun senden. Amin ecmain. Cümlemizden. Sağ ol. Peki teşekkür ederiz. Şimdi sevgili Yazaroğlu çok önemli bir hususa değindi. Ahmet Bey yani ilaf okulu dedi. Merkez sorumlusu. Özellikle de sevgili Vendavi cephanın gözlemcileri hususunda değindiniz. Tamam.
Ve çok açık bir şekilde seçim merkezi olarak 3. bir de 6. seçim bölgelerinde. O mahattalardır. Tabii ki bunlar sabit kalmazlar. Bu mahatta ister mahatta müdürü, oradaki mamurlar yani. Çalışır. Her seçimde farklı Değil insanlar yani. Ama onun yanında kiyen siyasinin kesinlikle o işlemlere karışmak yetkisi yoktu. Kiyen siyasinin özel bir işleri var. Bakanlar takip ederler. Ondan sonra yanlış bir iş görseler şikayette bulunabilirler. Evet. Raporda yazabilirler ama galiba o vatandaşı yasaklasın, oraya gitsin, buraya girmesin. O oradaki müdür mahattanın işidir. Biz yine de seçim komiserliğin müdürlüğüyle konuşuruz, görüşürük. Herhangi bir merkezlerde böyle bir sorun olsa tabii ki bizim koordinatörlerimiz olacak, bölge koordinatörlerimiz olacak. Aynı zamanda her sandukta bir yetkilimiz olacak, onları takip edecekler. Burada... Bağdat yolu bölgesinden Ahmet Sadullah bizimle barabardı. Ahmet Bey hoş geldiniz. Aleykümselam. Aleykümselam. Ne dersin Mustafa abi? Sağ ol hayatım. Mustafa abi bunu açıklasa bizim için. Bu seçim günü pazar açıktı, gölget necadi, bu mesela diğer motorlar, havaalan açıktı. Muhafazalar ortasında yollar açıktı, bağlıydı. Bunu bizim için açıklasa zahmet olacaktı. Bunu bizim için açıklasa zahmet olur. Bugüne kadar kıyadet ameliyat böyle bir tevcih verdi. Seçim günü çok normal hayat var. Dükkanı isteyen açın açar. Seçim oyun verdikten sonra dükkanı açabilir. Arabalar yasakdaki dolaştılar. Sokağa çıkmak yasağı yoktu. Belki de iller arasında yasak yoktu. Bugüne kadar bütün talimat bu şekilde. Seçim günü bilmiyorum. Olabilir bir olay çıksa, bir emni durum değişilse İnşallah belki şey de orada da elen olur. Ama normal hayatı yaşayabilsem, dükkanı da açabilsem oyu verirsen sonra. Ama oyu verirsen sonra oyu vermezsen, kendisine dükkanı açarsan, ondan sonra geç kalırsan, yetirmezsen oyu, bir kez daha kaybederiz. Yok, kaybetmez. Kendinden gider inşallah. Ahmet abi, hayatım. Özüden de akrabaları, oğulları, komşuları, yavudan çıkmazsa, komşu hakkı var, üzeri var. Belki bir komşu yukuya kalıp, belki bir komşu kastadı, sen yardım olsun, yaparsan özün. İnşallah. Memnunum senden. Sevgili Yazaroğlu, şimdi tabii tekrar az önceki konuya hemen dönmek istedim. Yani böyle durumları aslında bundan önceki seçimlerde de çok gördük. Yani özellikle de parmak izi konusunda veya da yaşlı konusunda. Ya özellikle de böyle seçim merkezlerinde hani böyle şahıslar olduğu zaman bence onların eminim ki siz de aynı görüşte olacak. Yani aslında seçim merkezinden dışarı çıkarılmaları gerekir. Yani. Doğru. Çünkü burada senin görevi orada vatandaş oraya geldiği zaman vatandaşa yardımcı olmak gerekir. Mustafa Bey, önce kardeşim zaten dedi. Gözlemcinin hiç alakası yoktu, müdahale etsin. Bu yasadır. Diri bir tane kör gelirse, delili gelirse, yakışıklı gelirse, ummi gelirse, okul yazarı yok ise, onun gelen münafık evladı var ise, evladı yerine şey der, o yatar. Evladı yok ise, müdür mahatta sorar sesten, alemin önünde. Nereye verirsen saçımı? Diğer filan listeye. Kaç numara, diğer filan numara, alemin o mürakabların önünde bu mührü basar. Evet. Yani geçen kere ona bir içtihat şahsıymış. Böyle bir tasarruf edip, yanlış bir tasarruf edip. Evet. Bir telefon bağlantımız daha. Sahip Köprülü efendiler bizimle barabardılar. Hoş geldiniz efendim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Babamın zahmet olmasın bir sualımız var. Bizim bir şahımız var mı? Avaktı Kahten efendi. Bel ustad hayat. Ne? Barmağın getirdik şeyden havyasını çıkardı. Bana barmağını almadılar. Böyle verdiler bize. O orada yanlarında yazdırdılar üstadım. Yanlarında kayıt olupdu. Normal kartında yazılıp. Kartında şeyde de bilgisayarda da geçer kayda. O normaldir üstad. Kullanabilirsiniz yerine kullanabilirsiniz oyu. Ah orada bize taşkal etmezler Ahten efendi. Yok takatti var bunu takatti ederler. Sen sabah biraz erken yaparsın. Hiçbir sorun olmaz inşallah. Biz o mağana mı ötüyoruz? Ben özüm geç elekli doğum ederim. Nenasıyla şey yedir, kardeş yedir. Tamam. Şu anda ötürüz. Tamam gözüm. Hiçbir sorun olmaz. Kardeş sahip, hayatım. Sen... Vallahi birden bir sesim de var millet, bütün millete. Bütün Türkmen'e. Buyurun. Babarı ceylerim özlerine. Küçükten böylece. Kurban olalım özde gelirim intikabata. Sesimizi ittirmeyin Allah yolunda. Allah razı olsun.
Ben birinci yaş Irak'ta doğum ederim. Birinci ben cemaat orada hemen hazır olduk. Allah, şey, hazır olduk. Allah razı olsun. Kardeş üzerime göre ben düşünüyor. Ben efendim rica ederim lan. Rıza rıza küçük bölgün kondurası ayakını alınsın öperem. Estağfurullah. Estağfurullah. Bas yasağınız yitirmesinler. Sağ ol ağa. Sahip kardeşim. Gene, gene yom tasuit hasta yahudaki askerlere tavsiyede bulun. Gitmeyen var ise yer var özüne. Gitmeyen var ise bizim saygı sanamımız ulaştırır özüne. Belki de icap ederse telefonlarımız açıktır. Numarasını verin bize, kim gitmişse katılmışsa biz tarafın salak ikna edelim özlerin. Vallahi efendim ben bir şeyim de var, bir sözüm de var. Gitmeyen özün düşman saymasın. İnşallah giderler. İnşallah giderler. İnşallah giderler. Bu günümüzdü. O mahal biz savaşa bilmezdik bundan önce. İyi bilirler, yaşasınlar mani. Diye bilmezdik biz düşmanlık. Şimdi koy dilimiz uzun olsun. Her var olsun. İnşallah dilimiz uzun olsun. Koy dilimiz uzun olsun, uzun olsun. Efendi. Rıza ederim. Bir de tekrar rıza ederim. Küçükten böyle. Babam cebim Allah yolunda. Ben özüm Sedam Hüseyin mahalle doğum ederim Erbil'de. Ya da Türkmen'de doğum ederdim. Baba rica ederim, kurban olalım, size geldin. Sağ ol. Hemen millete diyelim, Türkmen millete. Hali var olsun. Hali var olsun. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, sevgili Vendi abi. Yani özellikle de köprü bölge aslında biraz bahsedecek olursak ki Zeki İbrahim Bey de geçen programda bize bağlandı. Evet. Köprü bölgesinde bütün kartların dağıldığını en son 50-60 civarı büyük ihtimalle şimdi onlar da dağıldı. Daha doğrusu yani kartlar alındı. Burada özellikle de Kerkük ve çevre aslında yani bu katılımın yüksek seviyede olması önemli bir nokta. Allah'a şükür yani köprümüz tamamıyla hazır. Vatandaşlarımız gittiğimizde görüştüğümüzde biz akşamda taze hurmatıda da adayımız İhsan Mündavun'un da bir büyük bir mitingi var idi. Çok kalabalık. Halkı vatandaşı bir umut gözlerinden okuruk. Leyland'da da keza çok kalabalık idi. Yayçı da aynı. Türkiye'de de ziyaret ettik. Millet heyecanlı, millet hazırlıklı. Ancak sahip kardeşimiz, abimiz de Allah razı olsun yürekten konuşurdu. Cigerden konuşurdu. Tam milliyetçi bir kardeşimizin ruhundan, içinden duyguları anlattı bize telefonda. Köprüye bu yakışı sahip kardeşimiz. İnşallah bütün insanlarımız, feritlerimiz köprüde aynı duygudadı. Bu bizim yükümüzden ağlısız. Allah razı olsun. İnşallah bütün feritlerimiz bu duygularda olun. Kifri'den Ahmet Güneş bizimle barabardı. Ahmet kardeş hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın hayatım. Allah razı olsun. Sizlerden de. Sizden de. Buyurun efendim. Ahmet Bey, işitsen bizi. Ben işitirim size efendiler. Kuatınız olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldin. Size efendiler. Kahtan Vanda Vizay'dan Yanış Özakin. Hoş geldin. Yazar Oğlu'ya. Hoş geldin. Allah razı olsun. Sağ olun efendiler. Senin de razı olsun. Avvalen diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Kifri bölgesinden aradım ben. Ve şümül etmir beni. Ben kanım coşur indi. Yani tüklerim hepsi şiş şiş olup. Zaten onda öyle bil yani kifri. Evet, Türkman cebesi burada aktifti. Elhamdülillah. Ben temenni edirdim. Sesim Kerkük'ten olsun yani. Saygı selamım kifri halkına. O size, o aile var. Allah razı olsun. İnan. Dört neferim. İki oğlum da var. Hepsi Türkman'a feda kurbandı. Umurlar uzun olsun. Allah razı olsun. Haz edirem yani aktifsiz çok. Türklerim şiş oldu. Hepsi konuşma rıza. Yani çok heyecanlıyım. Talabım oldu bütün Kerkük'lerden, bütün Kerkük halkından. Geçtiler kartlarını alsınlar. Hatta erkendi. Ne güzel. Seçim sandık başına hazır olsunlar. İleri öge gitmek. Sesiniz olsun. Vezniniz olsun. Dilimiz olsun. Her şeyimiz ispat olsun. Şu anda görüyorum sizi her İZA kanalda. Hı hı. Çok güzelsiniz. Allah razı olsun. El İZA, kol İZA, umudu İZA, bereket. Eyvallah. Her vakit daim sahada olun inşallah. İnşallah. Ahmet kardeş. Bale. Allah razı olsun sizden. Ben efendim. Allah razı olsun sizden. Ben onu anladım size. Biz Kerkük'ü zafer bir haftamız kalıp ama biz indiden hazırlanmışız Şubat ayına. Şubat ayında Kifri'de yani uzdayık. Sizden ricam
Gövlümüz bizimle olsun ama aynı zamanda küfrünü unutmamın. Şubat ayında artık küfride de bu zuluma son vermek zamanıdır. Küfride de size tavsiyemiz birlik beraber olun. Türkmen nafsı noktada kuvvetli olursa küfride, Tilahfer'de, Tuz Hurmatu'da, Diyale'de, Erbil'de, Kerkük'te güçlüdür. Bizim kol kanatımız sizlersiz. Biz burada mücadeleye devam ederiz. Halkımızdan, vatandaşımızdan. Sizi o da manevi desteğiniz tabii ki önemlidir. Ama ben onu derim size. İnşallah Şubat ayında da burada yaptığımız çalışmanı gelip Kifride Yavuz'da kapı kapı sokak sokak gezeceğim inşallah. Evet. Ahmet Bey'e teşekkür ederiz. Sevgili Yazaroğlu, şimdi ben hoşuma giden durumlardan bir tanesi de şu. Ne güzel. Kifri'den Kerkük'e bağlandı, Allah bize bağlandı. Yani Kerkükleri teşvik için Kifri'ye de ihtiyacımız bu, var. Bu Türkmen bağlılığından gelir. Türkmen olduğu için buradaki Türkmen kardeşini izleri, yani ona da bir çağrıda bulunup, ben de keşke orada olaydım, katılaydım seçime. Çok güzel bir duygudu. Yani buradaki vatandaşlarımız duysunlar. Kifri'den tavsiyeler geldi özlerine. Evet. Kidir katılın seçime. Neden? Türkmen bağlılığındandı bu. Birbirimize bağlı olduğumuz için birbirimizi her halde dardaysak yanında duralım. Evet. Ne güzel, ben tebrik ederim özün. Bir de bizim, ben dün şeydeydim, Hay Askeri bölgesinde, Hay Askeri semtinde, bir de Eslem of Kudin. Tamam, Hay Askeri bir Eslem of Kudin diler özne. Güzel orada, ben gittim bizim büroya, sağ olsunlar, komisyonlar çalışırlar. Geç saat ne kadar, güzel bir sayıda seçim kartı takıldılar. Maalesef bazı insanlar bizi ağırladılar, 3000 tane yerinde kalıp. Aslında evet. Orada 3000 kart yoktu. 5100 kart. Bugüne kadar 3000 kart dağılıp içinde 2305 Türkmen'in kartıydı. O birisi de başka bir milletlerdendi. Bir kısım da yurt dışındaydı. Gelmeyip teslim almaya. Sağ olsun bizim oranın muhtarı. Mehmet Muhtar'dan görüştük. Oradaki bizim Hay Askeri semtinin sorumlusuyla görüştük. Komisyonlardan görüştük. Bu işler çok hızlı hızlı takip ederim ben. Mokuf alalım. Çünkü çok önemlidir bizim şu bölge. Çünkü bana diyenleri hay askeride böyle bir sıkıntı var. Mecburum oraya koşum. Evet. Gelim geçecekleri anlayayım oradan. Sağ olsun bacılarımız orada, ablalarımız, kardeşlerimiz, Mehmet Efendimiz gerçekten güzel çalışmalar yapıyorlar. Yani bugün Kore'de iyi kar dağıtımı var. Kasaphanada Ehsan Muhtar'dan, Kemal Muhtar'dan görüştük. Emad Muhtar'dan vasitiz bir semtinde oradan görüştüm. Takip ederim özellikle hızlı hızlı. Çok güzel kar dağıtımlar var. İşte sıkıntı iki konudadır. Bir, yurt dışında olanlar almayıplar. Ölenler de almayıp ehliyeti getirmeyi getirsin. Bir de başka milletlerden de var. Karşık milletlerden de var içinde. Peki, askeri bölgesi demişken, askeri bölgesinden bir telefon bağlantımız var. Eyad Kamal bizimle beraberdi. Eyad Bey, hoş geldiniz. Sağ olun, iyi saatler usta. Teşekkür ederiz. Sağ olun, senden razı olsun. Evet, değerli Eyad Bey, buyurun konuklarımızla sizi baş başa bırakaq. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz Eyad. Eysen Hatvey'dir ustad. Sağ ol hayatım. Hayatım ustad. Ustad zahmet olmazsa benim 2003'te yani ömrü 20 yaşındaydı. Çişeri getirdim işte be Ömer Abdülaziz, Ömer bin Hattab. Bitti valla kat kalmıyordu. Kat kalmıyor bitip? Yoksa tapmıyorlar o zaman. Kat kalmıyor. Tapmıyorlar o zaman. Sen getirdin, tahdit ettin. Oğlum yani oğlum size. Ha gitti, tahdit etti. Tahdit etti. Yok gitmiyor. Edanada bir dakika gel üstad. Bir dakika gel. Gerek yani, önce 3 ay önce gideydi dedi Hayat. 3 ay önce gideydi, tahdit edeydi, malumatı oraydı, belgeleri oraydı. Müstemseket oraydı, resmini oraydılar. Ben bu da... Şimdi gelirdi. Ben sabah sağ olsun bizim ustad Mehmet Hamzalı edebiyatçımız aynen aradı beni. Dedi bulmuyorum kızımın kartını. Dedim usta bir de takip edin fazla bastır. İki defa gitti. Üçüncü demişti özel. Bak bırakın ben aktarım. Evet. Girmiş içeriye. Aktarmış kızının kartını tapmıştı. Bazen o mamur isim yadında bile kalmıyor.
İsmi iyi görmür. Kurda yazıldığına. Lütfen bu yerde ben burada insanlarımı derim. Getir utapmadı. Gir içeri. Özü bastır kartı. Özü oktar. Burada birazcık da yani kusura bakma Edef Efendi. Yani biraz da ihmallık var yani. Burada seçimler yani kapıdayken bir ses kaybettik. Yani keşke kartımızı takip edeydiniz. Yani 2020'di. Yani 20 yaşındaydı. Evet. Bu 2 sene yani önce gerek gideydi seçim kartını alaydı. Edef abi hayatım. Ne ama akıllı. Işte. Yani sağ ol canım hocam hocam hayatım. Gözünü sevim. Sen babasısan, sen gel diye oğlum yer git seçim kartını yap. Yani bu seçim kartı pardon. Yani olmaz yetsen ustad yani. Yok olmaz da bitti. Sistem bundan bir ay önce bitti kapattı. Bir daha gelen seçimden evvel bir 6 ay evvel açarlar. O zaman gidin yenile olacaksın. Tamam usta, sağ ol, teşekkür ederim. Baş üstüne, baş üstüne. Sevgili Mehmet abi, yani aslında iyi oldu bu telefon bağlantısı. Çünkü almış olduğumuz duyumlara göre maalesef yani iyi bir süre verirler aslında yani güncellemek için. Ama bir ihmallik var yani. Herkes küsluktan falan bahsedilse de aslında, aslında sorun hata nerede de biraz belli oldu. Biz bunu ben defalarca birçok yerlerde konuşuyorum. Şimdi bu arkadaş 2003, 3 il süresi var idi. 2003, indi 2005 geldi. Yani 2005'de, 2005 gösterdi herhalde. Üzerine 3 doğum gelipti. Yani 3 sene içerisinde bu vatandaştan hitabımız soğuktu. 5 dakika zamanı olmadı gidip bir kartta tesir edesen. Sen gidip müracaat etmezse o kartı güncellemezse o kart nece gelecek savcı? Müracaat edesen, sana fiş verirler ondan sonra kart geldi savcı. Tabii. Ama biz de onu deriz. Yani vatandaşlarımız da halkımız bizi kanallar üzerinden dinler. Haz ederek milletimiz de duysun açıktan. Hep bizden hesap sorulur. Ha işte sorumlu ne yaptı, o ne etti, o ne için böyle. Değerli vatandaşım, bu iki taraflıdır. Sen iş istesen, sorumludan hesap sorasan, te'in istesen, hedemet istesen, mansap istesen, genel müdürlük, bölüm başkanlık. Ama onun yanında da biz de senedirik, sen bunları iste. Ama aynı zamanda ben sizi zamirinize koyuram. Değerli Türkmen vatandaşlarım, oğlu 18 ilde bir bir seçim oldu. Kerkük'ün masiriyle ilgili. Onda ben sana diyeyim, git 5 dakikalık sen de üzeri bu iş yap. Diyesen yok vallahi ben yapmam, ben kart çıkartmam, ben seçime gitmem. Ama herkes de yerinden oturur, bir takım istekler bulunur. Bu istekleri kim yapar? Oraya adam gönderir, bunları yapması lazım. Bura adamı da ne şekilde gider? O yanımızda der ki cephelinde olsa hepsini cepheden gönder. O cephelinde der ki onun göndermek yolu muhafazaya o da vatandaşın üzerine düşürür. Evet. Kartın çıkartı, kartın gider sandık başında oy kullanı o sayıya göre meclis üyesi gider vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirir. Aksi takdirde başka bir çare yolumuz yoktu. Biz cepheyik, vatandaşıdırık. Gezirik, dolaşırık, şikayetimizi alırık, her yerden geldi bize, hutta kururuk. Dırık bu şikayetlerimizi çözmek için biz gereken 5 adam, 6 adam göndererek muhafazada, ondan sonra diyakın size iş yapsınlar. Hadi yardımcı olun gönderin, kart çıkartma, sandık başına gitme. Bu şekilde ben derim halkımıza, milletimize istediklerini bu şekilde yerlerine getirebilmeliyiz. Yok biz hiçbir parti bu işlerin, vatandaşın isteklerini yerine getirebilmez. Eğer iyi sayıda temsilci olarak gönderebilmesek, hatta halkımızın, vatandaşların isteklerini yerine getirsin. Evet, Kerkük'ün Vasti bölgesinden Zeynel Abidin bizimle beraberdi. Efendim, hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olasın. Neyse, ustaz. Teşekkür ederim. Hayatım, sağ olasın. Ustaz, benim takıldığım habiyem kırıldı doğrusu, sizin kartı da kırıldı. Hı. Ha, daha geçtim neçe kere müracaat ettim, bana dedim kahvetten sonra gel. Yani akhir kere bundan takriben 20 gün bir evvel geçtim. Bana dedim kahvetten sonra gel. Daha bana kahvetten sonra neye geldim? Gözüm aynen sıkıntıdır. Sistem bitip kapandı. Tehdit 3 ayda bitip gözüm. Biz hep çıkırdık. Gedin kartınızı güncellavun. Gedin kartınızı güncellavun. Sen o kartı kırılıptı. Bir sene mecali var idi gidesen. Ama ha zaman gelip sen 20 gün. Bundan evvel ama... Tekrardan müracaatte bulunup yani. Bakın, ne zaman müracaat yapıp? Yani en son 6 ay önce müracaatte bulundu. Yoksa kısa bir süre içerisinde tekrardan müracaatte bulundu?
Müracaat etme. Sen bana dedin sen o ağzı yoksa ile intikabetten sonra gel. Sistem kapattık tamam. Mustafa Bey bak burada bir şey var. Arkadaş. Bale. Tamam haklısın sen. Ben senden bir şey ayıtabilirim. Dede var. Bilirsiniz niçin, niçin haberimiz olmurdu. Binde o tehdit var filan var. Türk Milliyet Televizyonu'nda bir siyasi program çıkanda. Sosyal medyada her yerde yazılmışlar. Oya seçim dairesi müdürü gelip burada konuştuğu zaman. Evet. Bizler çıktığımız zaman seçimle ilgili konuştuk. Seçim kartı tehdit edilen girdi filan. Vatandaş bakırı. Ben siyasi konulara girmişim. Seçime girmişim hemen. Kanadı değiştirdi. Gelir başka kanata bakırı bilgisiz kaldı. Temennim Türkmen kanadında bir siyasi çıkanda, bir sorumlu çıkanda bir bakın mavzu nerede? Ne için bunu getirip böyle konuştururlar? Ne var gaye? O zaman bilirdiniz. Biz 3 ay burada program yaptık. Allah takip etmez. Fazla oldu. Fazla da oldu. Tamam. Ben şahsımı diyorum. Ben 3 ay program yaptım burada. Tabii. Başkan sorumluları da benden 3 ay vali yaptılar. Hı-hı. Ama işte maalesef biz televizyona dikkat etmedik. Sosyal medyada da hatta kanşarıma bir intikabat gelende kariyer geç. Biz böyle vatandaşlarımız bu şekilde bazen. Hepsi de gir bir kısmı. Ustad, bazı kere özleri işimizi yaratmıyorlar. Yani geçsen oraya eller boş diyende böyle şey var. Benim rahim, ustadım. Kardeş, valla sen bana diyeydi. Ben sağ için müfadir intikabattan muzaf getireydim. Özümü, konşumu, ailelerimi hepsini mantıkada tehdit edeydim. Ben rakamı hali yenge buldum. Onun için ben telefon çaldım. Ustad, hayli vasıtı da... Ben sana bir şey diyeyim abi. Böyle. Yani bir kimsası olmayan da, fakir olan da giden de bir daireye. Bir iş olan da bitirmeler ölçsün. Abi kardeş hayatım, buz var ya. Tehdit edilir, satılır gün güne. Gel bir hafta sonra gel, gel bir ay sonra gel. Yani biz de kasıdır. Yani demezsen bizim elimiz boştu gidelim günde müracaat. Bunu da sen de yani takdir etsin. Bak cigarım, bak cigarım hayatım. Bizim hayli vasıtıda Irak Türkmen Cephesi'nin bir makarı var. Biz o makara defalarca yolladık kadirler sabahtan akşama kadar tehdit edildiler. Keşke o zamanlarda gitti, müracaat etti ve bize haber verseydi. Bunlar bir vakit gittiği zaman sistem elektroniği kapandığı zaman tehdit daha hiçbir kimse yapabilmez olsun. Çünkü bu kartlar Irak'ta tabi olmuyor. Gelir İspanya'da tabi olmuyor. İnşallah, inşallah bundan sonra bu seçimden sonra hemen gelip direkt güncellesen, tehdit edesen. Bundan sonraki haklarda hatta seslerimizi kaybetmeyelim millet olarak. İnşallah. İnşallah memnun oldum. Bugün 3 tane kaybettik. Ya aslında 3 tane değil. 4.sünde ben diyeyim o zaman. Yani 2 gün önce de bir mesaj geldi bana. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde bundan 3 aşağı 5 yukarı bir ay önce kartını kaybeden bir arkadaş. Aslında iyi de oldu bu telefonu aldık. Beni de hatırlatmış oldu. Yani şimdi ne yapacaklar? Bunun gibi belki çok sayıda vatandaş da var. Kartını ya kırılıptı ya da kaybı. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi o seçim kartı sen niş kendiyle birlikte taşsan ki yani. Ben onu da anlamadım yani. Sevgili Yazaroğlu, yapılacak bir çözüm yoktu acaba bununla ilgili? Zordur. Yani kırılıp gelip bitip. Ama keşke ondan önce diye yapardık o. Destek verirdik o. Yardım sorurduk. Yani ben seçim kartını dedim insanlarımıza. Bir günden herkes seçim kartını hazırlasın. İnanın ki ben de seçim kartım cüzdanıma koymuşum. Evet. Bir günden hazırlıyormuşum. Bir hafta önce hazırlıyormuşum. Aman siz de kaybetme onu hocam. Şimdi aman siz de kaybetme onu. Bir hafta önce hazırlamışım seçim kartımı. Ben buradan herkese derim. Lütfen seçim kartınızı hazırlık görün. Aktarın bir günden tapın özün. Evet. Bazı kaldırıp kağıtlar arasında seçim günü aktar tapmaz. Evet. Dalaşaya düşer. Yok bir günden hazırlasınlar. Ama buradan bütün muhtarlarımıza, bütün büro Irak Türkmen Cephesi'nin bürolarındaki sorumlularımıza teşekkür ederim. Gerçekten çalışmalar çok güzeldi. Bir gün Musallı'da Fazıl Antike Bakar'da aynen tavasıl ettik Celil Fethi kardeşimizden. O da güzel çalışmalar yapmıştı. Allah razı olsun özlerinden. Evet. Altın Köprü'den Ahmet Beyefendi bizimle barabardı. Ahmet Bey hoş geldiniz programımıza. Selamun aleyküm Aysen abi. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Hoş geldin misafirlara. Öncelikle sana küçük bir ricam var. Televizyonun sesi birazcık andırsav, bizi daha iyi bir şekilde işiteceksen. Benim zahmet olmasın. Kahtan abiden bir sualımız vardı inşallah. Buyurun hayatım. Ben giden seçimlerde kart çıkarttım özümsü. Yani basmamı aldılar, resmimi aldılar.
bitirmiş yamazı bana vasıl verdi. Şimdi ben adı, şimdi ben edebilirim gelin kartı alım. Tamam. Tamam. Gidebilsen Ahmet Efendi ama tamam. 48 saat o kalıp bu iki gün içine gitmese daha vermezler sana. Yani tamam. Ahmet kardeşim. Ben özümü şey kalkayım, çarşı kalkayım, ben şoförde oturayım. Ahmet. Edebilirim de nakledim özün yani olmaz ya. Yok şimdi olmaz. Nakl olmaz daha. Gitti ama Ahmet kardeşim. Lütfen rica ederim senden sen ben hızlı hızlı acilen git kartı o al koy cevva. Bilmezsen ne olur olmaz ki 4 saat sonra. Evet. Yani Ahmet Efendi öncelikle bu kadar sürade hani neden kartı bu almadı? Yani Altınköprü Kerkü arası saatte 100 hızla geçse yani 35 dakikada sen Kerkü içerisindesin kartı alabilirdi. Ama yarın ya da en geç ertesi gün ama muhakkak yarın kartı almaya çalış. Öyle değil mi? Doğru. İnşallah inşallah. İnşallah kartımız da alır. Pavle Türkman'da inşallah şirkte görür o zerri inşallah. İnşallah. Bir sıkıntı da olsa bizim oradaki büro başkanımız Zeki Efendi ile tavasul ile sıkıntı varsa inşallah çözer Saud. Evet. Altınköprü'den Ahmet Bey bizimle beraber idi. Sevgili Bendavi yani 48 saat son bir 48 saat çağrısından bahsediyoruz. Şimdi bu 48 saatten sonra bir daha kartlar alınmayacak. Özellikle de yani kendi şivemizi konuşacak olursak ellerinde vasıl olan değerli vatandaşlarımız var. Yani bu süreni iyi değerlendirsinler. Ne var ne yoksa bir kenara bırak. Yani gün 24 saat içerisinde doğru. Sen 24 saatte bu kadar Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta gezeceği var, televizyon izleyeceği var. Şöyle bir 15-20 dakika içerisinde kartı alınabilir. Veyahut da ya da bunun başka bir anlamı var mı sizce? Başka anlamı yok. Sadece vatandaş onu bilsin. Bu kartı almadığı sürece bu kartlar hepsi toplanıp Bağdat'a gidecek. Çünkü ayın 15'inde tasvit has var. Tasvit has kullanıldığı için bu kartlar hepsi gider. Saatler kalır. Saatlerin içinde lütfen herkes geciktirmesin. Bir günü yarına bırakma onu, yarına bırakma onu. O bir güne bu memleketimizin mesiridir. Memleketimizin geleceğidir. Bu bundan sonra Kerkük'te ayın 18'inden sonra Türkmenler hangi noktada olacağın günüdür. Evet. Ya inşallah umutumuz daha yüksek yerlerde valiliği alıp il meclisinde iyi sayılarda alıp yoksa da Allah etmesin harap günler de olabilir. Evet, telefon bağlantımız az önce bahsetti sevgili Yazaroğlu Celal Celil Fettah dedi. Telefon hattında bizimle beraber. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Konuklarımızla sizi baş başa bırakak. Tamam, sağ ol. Siz de sağ olun. Sağ olası. Önceden hayırlı akşamlar olsun. Ve değerli konuklar ve bizim Sayın Kahten Efendi, Çerçiş Başkanı, hoş geldiniz. Sefalar getirdi. Ve Sayın İstibrak Efendi, sivil toplumun sorumlusu. Hoş geldiniz. Sefalar getirdi. Hoş bulduk kardeşim. Tabii çok konuları gördüm, eşittim. Bazı bizim milletimizde muhanetler vardı, şeyler vardı. Ama o millete diyelim ki böyle gitmeyipler, katların tecdid ettiler, şey ettiler. Onlar için bir büro var. Büro her zaman Irak Düşman Cebesi'nin bürosu. Bunlar için kalkır bir işleri yapır. İster tehdit etmek zamanında, 3 ay süresinde biz gecemiz gündüz ettik. Bir insanlar için tehdit edelim. Gelelim ikinci fakaraya. Bazı insanların seçim zamanında gelende bu olaylara mesela kart mesela tehdit gelende affedersen seçime gelende seçimde işgal çıkandı özü için hani bu parmağı çıkmır hani şey olmur onu bize bir haber verse bizim de bir kurfat ameliyatımız var orada Irak Düşman Cebesi grubu için hiç olmazsa orada olan kiyenlerimiz var onlara bir şey diyebilirlik onları ki yapabilir hatta engellilerimiz var ise bölgelerde o engelliler de bizim üzerimize düşen yardım olabilir, aparabilir özel için seçim seçerini versinler. Evet. Gelelim bu kartlar almamak meselesine. Biz hamdolsun, sağ olsun, Allah razı olsun. Büro sorumluları olsun, muhtarlarımız olsun. Bizimle birlik barabarlıkta taavun edirler. Gecemiz günü gelirik, gelirik bu kartları alırız. Bazı insanlarımız eşitlerim, biri mesela biz alabilmirik, gelebilmirik. Al, işimiz var.
kardeşim eğer işimiz var ise da o zaman verin cinsiyatı istiyorsak verin bize. Biz getiririz sizin için eva. Ama temenni ederim o insanların özlerini güç tutsun, cüret tutsun, özleri getir, özelleriyle katların bağlısılar. Ama bizim üzerimize düşen de işi olan, gelebilmeyen getirse bizim sizin sahi biz veririz zaten, biz getiririz o zaten şeylerle. Seyitim günü de olsun, seyitim günü aynen cenabları buyurduğu takip cemaat sabah ertekenden bir seyitime katılalım. Yok akşam üstü millet hapsi uyansın, getir seyitime saat bir saat kalan yerde mi? Hatta onda valla diyorsan kalabalık diye yetirmiriz. Ya ne hiç kalabalık yetirmiriz. Sabah erkenler eğer siz seyitime gidersiniz o zaman o kalabalık kalmaz. Biz gün ortasında oturup serhat edelim. Ne milletimiz hapsi yetsin. İnanın Allah'a bu millete bir nasihatimdir. Kimse kalmasın. Hele var olsun. Günlerimizi üzerimize döndürmeyelim. Hele var olsun. Günleri üstümüze göndermeyelim. Ve gelecek günü de biz özümüz özümüze sahip çıkalım. İnanın Allah'a milletimizin eğer %70, %75, %80 eğer katılsa ve inşallah temin ederim %100 katılsın. Ama %75 de katılırsa ızbek eder Türkmen'dir Çerçük. Çerçük'ün sahibi bizdir. %100 katılırsa o zaman ayrı hesaptır. İnşallah en azı 1-5 makat kazanır. Sağ olsunlar da bu programda olanlar da güzel izah ettiler bu milletimiz için. Sizler de sağ olasın bana konuşmak için. Kardeş sağ ol, bir şey koyma biz konuşalım. Maşallah hep bir şey konuştuk. Hamdolsun siz sağ olasın. Sağlık, tebrik ederim seni. Güzel çalışmalar var. Güzel çağrı var, milleti yardımda durmak var. Ben seni tebrik ederim gerçekten. Allah razı olsun hayatım senden. Bir soru var ise sorabilirsen bizden. Evet, Celil Bey teşekkür ederiz bizimle beraber olduğumuz için. Yani sevgili Yazaroğlu şimdi şöyle bir oran verdi aslında Celil Bey işte %75, %80 ama siyasetçi olarak, Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Kurumu Başkanı olarak, sizler Irak Türkmen Cephesi, Kerkük İl Başkanı olarak bu kadar çalışmalar var ise, Türk Veli Televizyonu bugün bu kadar çalışma yapırsa, bu kadar programları yapırsa %75, %80 çok düşük rakam olmaz mı? Yok. Geçen seçimlere göre bizim katılımımız %37 idi. Bugün bizim... Ama geçen seçimde Irak genelinde de çok düşük bir rakam vardı. Tabii tabii. Evet. Her yerde düşüküyordu. Tabii bir de aradaki bugün... farkı tekrar söyleyeyim de sözünüzde de müdahale yaptım. Parlamento seçimleriyle il meclis seçimleri arasında çok önemli bir fark. Tamam fark. Ona gelmemişler. Şimdi bir il seçimleriydi. Millet heyecanda. Belki de %80'e de çıkar. Çünkü unutmayalım. Şimdi bizim 280 bin kusur şeyimiz var. Evet. Seçmenimiz var. Türkmen. Bizim burada katılım geçen sefer 73 biniydi. Bir gün bir böyle bakarsan kaç tanesi 150 bin civarında vatandaşlarımız yurt dışında derler. Evet. Katılım yapmalılar. O yüzden burada 100 bin kusur kalırsa, 100 bin, 120 bin kalırsa tabii ki katılım yar bayar düşer. Evet. Musalla bölgesinden Mehmet Fatih bizimle barabardı. Mehmet Bey hoş geldiniz derken bağlantı kesildi. Tekrardan bağlantı yapılırsa iyi olur. O yüzden yani şimdi bizim 150 bin civarında vatandaş yurt dışındaydı. Şimdi biz sağ olsun Ankara temsilciliği, sağ olsun Irak Türkmen Cephesi Başkanı onay verdi. Oradaki vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi Kerkük'e getirerek seçime katılsınlar. Bu da 13-14 yanılmışsın. Çok teklifliydi. 14 Aralık tarihinde. Çok teklifliydi. Çok teklifliydi. Bak Allah şahit ben işin içindeyim. Çok teklifliydi. Teklifi ağırdı çok. Sağ olsun başkanımız onayı verdi. Ankara temsilciliği şu anda adları kaydedildiler. Sadece Ankara mı yoksa İstanbul mu? İstanbul Ankara. Ben Ankara'yla irtibata geçtiğim için kutlayan kardeşimizden bazı bilgileri topladım. Ben de oradaki vatandaşlarımıza o yaydıkları reklamı attım. Herkes gelsin orada kaydetsin adını buraya gelmek için. İnanın ki çok bahaya durur üzerimize. Ama gene de dedik vatandaşımız gelsin burada oyun kullansın 109 numarasına. Evet. Şimdi bu konuda bilgilendirme yapmak önemliydi. Çünkü geçtiğimiz programlarda bununla ilgili çok sorular geldi. Avrupa'daki insanlar da arıyorlar. Biz ona da bir çağrı yapacağım. Avrupa'daki vatandaşlar, kardeşimiz... Lütfen, yani siz oraya biz organize yapabiliriz.
Çok teklifli durur üzerimize. Siz gene de bir milliyetçilik görevuyla altlarının gelin İstanbul, Ankara'ya. Oradan da ondan sonra bizim destekimiz de gelin Kerkük'e. Yarı yarı. Bir de döndürürüz sizi. Ankara'ya, İstanbul'a. Oradan da gidersen, devam edeceksen, döneceksen ülke var, Avrupa'daki ülke var. Evet. Bu da yapabilirsiniz. Ama işte seçim kartı olması lazım. Tabii seçim kartı olması lazım. Benim bir ablam şu anda Türkiye'de, o hazırlığı görür. Onun da kayınpederi Sabriye Karahali Denimark'tan geçecekti İstanbul'a. İstanbul'dan gelecekti seçime kartı. Bu böyle vatandaşımız da var. Ben tebrik ederim özellikle. Ama herkes de böyle bir yapsa gene de çok güzel olur. O zaman şimdi Türkiye... Biz yargımız koymazlar. Evet, Türkiye'nin sadece İstanbul'unda ve Ankara'sında Türkmenler yoktu yani. Bugün Konya'da da var, Eskişehir'de de var, Kastamonu'da var, İzmir'de var, Edirne'de var, Mersin'de onlar var. Onlar da yani, Ankara'dan İstanbul'dan dönebilirler. Evet, yani orada evet. Toplanıp... Kampanya orada başladı. Kiye'de, merkezde başladı. Bu yerde herden gelirse oraya gelebilirler. Evet, Vasti bölgesinden Mehmet Beyefendi bizimle beraberdi. Mehmet Bey hoş geldiniz. Mehmet Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Yazar oğlu zahmetsiz bizim bir kartımız var. Yılından yani tehdit oluptu. Şimdi iki hafta gideriz. Hediyeler gelmeyipti. Vasıtı semtinde. Yengi muvaletti yoksa eski muvaletti Üstad Mehmet. Yaşın ancak yaşın. Var yanımızda. Yaşın selam ver yaşın. Almışık. Resim almışık. Ve şimdi diyorlar gelmiyor. Yaşın ancak yaşı. 23 yaşında. 23 yaşındaysa 2000 muvaletti. Çin sıkaba iştirak edip. Ha getirsen yengilettirdik kartını. Ha yengiler. Üstadım bir de tekrarınız git o merkeze. Bazen isimleri galet okurlar vallahi. Mamur yorgun olduğu zaman, oya gözünde bir problem olduğu zaman yok dikkatle okumur adları, kartları çok hızlı atır. O yüzden ben sana direm sen git özü vaktar. Mehmet abi. Sen gidip aktaracaksan, diyeceksen bana hasibeye vurma. Israrcı olacaksan. He, bazen, o kartı alana kadar ısrarcı olacaksın. Bazen hasibede bir harf gret yazılıp, çıkmıyor. Bazen bir harf düşüp, sen geçse ben pitekarara bakıp elimle, ben aktarım. Evet. Özü var, ben aktar. Gün içinde. Özü var, ben aktar. Mehmet abi, tapasan. Bale. Bizim geçen günlerde aynen belli oldu. Üstad Mehmet kardeşimiz, Mehmet Hamzali. Gitti, özelliğini aktardı. 7 gün gelirdi, gelirdi. Neydi? En sonunda her yerini aktardı, taptı özü. Bu merkezde kim var gider yanına? Vasiti'de. Vasiti merkezinde. Sen gözü usuyorsun, yarın geç ya. Ehsan Muhtar yanına. Şukkalarda, evet. Şukkagaz yanında büromuz var Kanşarında. Tamam, tamam. Ehsan özü tanırım arkadaşlar. Git Ehsan Efendi yavru. Ehsan Efendi gelsin sağolun seçim merkezine kartı bulsun. Tamam. Ehsan özü benim arkadaşımdı. Tamam. Bu, o görevlidir, yetkilidir. Git, gari sağolun. Bu kartı yapan benim komşumdu. Ben yerine çalışırım. Vallahi bunu. Abi lütfen gidin Ehsan yanına. Ehsan sizden gelsin oraya. Ehsan kardeşimiz. Orada kartı uzaktarsın özelliğinden. Evet, Mehmet Bey'e teşekkür ederiz. Yani şimdi sevgili Bendi abi, yani Bastı bölgesi aslında buna benzer durumlar da çok oldu. Bunlardan bir tanesinin örneği. Yani o zaman Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük'ün veyahut da Kerkük'ün çevresinde olan bütün büroları hızlı bir şekilde son 48 saati iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Yani bürodaki arkadaşlarımız... EO bile girmiler. Allah razı olsun hepsinden. Gece gündüz çalışmakta. Yani arkadaşlarımızdan Celil Fettah kardeşimiz de dile getirdi. Yani böyle bir sıkıntımız olduğu zaman lütfen biz açtığımız şubeler, bürolar o zaten bizleri temsil eder. Yani bir şikayetimiz, bir sıkıntımız olduğu zaman oraya müracaat eyle onu çözebilir sürsün. Evet. Ama bir arkadaş mesela kimin doğumudu? Yani bu indiye kadar almaması ne şekilde hani bu kart 6 sene önce bir 70 sene zaten güncellenmiş resimli çıkıp
Tekrar niye gidip ben inemedim onun işi. Ama ondan sonra ararsa Ehsen Efendi ile ben tavasül ederim. Bakım sıkıntı nedir? Biz hangi vatandaş giderse, fiş var, müracaat ederse, diğerseler özne yoktu. Lütfen o fişi bize göndersin. Biz bunları bilgisayardan resmi ister Bağdat'tan ister genel merkezden tensike geçerik. Sorduk bu pitaka niye için tab olmayıptı? Bakakın sorumlu kimdi? Bazı yerlerde bizim için bir sıkıntı çıktı. O da bir vatandaş iki yerde tehdit etti. Barmak tabeler iki yerde çıkınca tab etmeyipler öz için. Biz o vatandaşın gereken bilakın sebep nedir, sıkıntı nedir? Evet. Biz iki yerde yaptıkmışsın. Yoksa o mamur başka bir kavmiyettendi. Sen gitti kutsun Türkmansan tezir etmeyip beyanatı Bağdat'a göndermeyip kart gelmedi Sevçin. Biz bunları mutlaka çözüp çünkü seçim indi var. Bir de iki sene sonra parlamento seçimler var. Biz her zaman bu seçim kart normal kimliklerden daha önemli, 10 kat daha önemli olan bu karta ciddi bir şekilde dikkatle meyakat olmak lazım. Evet. Telefon bağlantımız var. Musalla bölgesinden Nebil bizimle barabardı. Nebil Bey hoş geldiniz. Sağ ol hayatım. Hoş gördük. Sağ ol abiler. Buyurun efendim. Konuklarımız istediğiniz sorudu. Sonra biz siz. Vallahi benim sorum yoktu. Ben tebrik ederim abilerimi. Özellikle Sabrak abimi. Nebil Bağvan sağ olun. Sabrak abimi. Başım canına kardeş. Sağ olasın. Bu sabalamağız, çalışmalağız çok güzel işti. Allah sizi çok görmesin bizimsi. Nenemin de özel selamı var sana. Siri sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Nebil Bey, ben de bir şey diyeceğim. Ben de bir şey. Şimdi biz Türk televizyonu olarak kıskandık ama yani biz aylardır burada izleyici hiç olmadık bir kere. Kusura bakma. Nebil Bey, 5 dakika var acaba bize ayıracağı? Ben Türkmeneli televizyon oğluyum kardeş. Eyvallah. 2004'ten kurucularından bir takım. Hazretlerim bütün alem eşitim hani. Bu muhasesanı da çok sevdiğim bir insanım. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizi özellikle tebrik ederim. İnşallah o yola devam edersiniz. Nebil Bey, şimdi tabii ki de bizim amacımız burada yani değerli misafirlerimizi getirdiğimiz zaman burada aylardır aslında biz burada seçim çalışmalarını yapırız, düzenlerik ve özellikle de son 48 saat kaldı yani bu biyometrik kartlarını güncelleme konusunda. Bu konuda siz neler diyeceksiniz? Vallahi abi yorulmamız gerekiyor. Bu millet çok hatası. Bundan fazla da yorulmaz gerekiyorsa. Bu millet müstahildi. Evet. Nebil neden dilinden hem sene salam edilir? Çünkü nenesi seçime katılmırdı. Ben gittim nenesinin elini öptüm. Ettim özün seçime katılsın. O yüzden dedi sevgi katılır için katılmam. Onun için indi dilinden hem de sene salam edilir. Ben neden ben onun ellerini öperim Nebil kardeş. Sağ olasın Sabrak abi, Mustafa babası. Sağ ol hayatım. Yavuz babadan. Var olasın. Evet, teşekkür ederim Nebil Beyefendi'ye. Şimdi sevgili Bende abi, ben bazı konular var. Onların üzerinde daha fazla durmaya çalışacağım. Özellikle de bu son programlarımız olacak. Çünkü sayılı günler kaldı altı. Evet. Yani biz iki haftada sizler buraya konuk yapırız ve devamlı seçim konusunda değerli izleyenlerimiz için fırsatlar yaratırız. İşte telefon yoluyla, Facebook üzerinden bizimle irtibata geçirirler ama hala durumun ciddiyetinde olmayan taraflar var ya da hala kartlarını almayan taraflar var veyahut da hala ısrarla bir seçime katılma. İşte şu küs kelimesi artık yani şu enteresan bir kelimeden bahsediyor. Küsmek ne demek hocam yani? Vallahi ben yani küsmek insan öz özünden küsürü yani kim kimden küsürü. Biz bunu defalarca konuşuruz. İlk önce sorumlular sabit sorumlu yoktu. Yani birisi düşünürse mene ceza verir, yoksa Stavrak Efendi'ye ceza verir. Bir gün varır, yarın yok. Ama toplum kalıp, o insan, dava kalıp. Tekil ederim. Tabii. O insan küstüğü zaman ilk önce kendisine ben zarar vermir. Öz bazı kardeşine zarar verir. Öz evladına zarar verir. Öz insanlarına zarar verir. Bütün Türkmenlere kerkte zararlı olur. Çünkü onun sebebi neticesinde Türkmenler makat kaybedecekti. Onun sebebinden bu milletin hak hukukunu kaçan bir neçe insan gidecek oraya, koymur olar geçsin. Bir de büyük bir hıyanet etmiş olur. Çünkü onun neticesinde koyur bizim Türkmen'in karşısında kimler var, onlar çıkması için vesile olur. Bu çok hatardı Kerkük'te. Bura başka bölgeye benzemez. Gitmedik o zaman, karşıda kimler var, onları güçlü etsen.
Çünkü sen öz milleti, öz toplumu kaybettirmek isten, niyeti Türkmenleri zayıf edesen, niyeti Türkmenleri az etmekti. Türkmenler az olunca o bir taraf çıkır sende. Sen 2 makatten, 3 makatten git, orası 7-8 makatten gittiği zaman bunun günahını kim kaldırır? Ben sen daha giden, bu giden katılan arkadaşlarımız daha giden. O insan ki gitmedi, oturdu sandık başında, onun bunun söz hakikatiyle kalktı oturdu, onlar bu günahı bu susu kaldırır. Onun için ben insanlarımızdan, vatandaşlarımızdan öyle bir şekilde duyarsa havuz bilin ki o insanlar bütün toplumumuza, bütün milletimize zarar vermek peşindeydiler. Ama Allah'a şükür ben gördüğüm, dikkat ettiğim bu son günlerde halkımız tamamıyla hazırlıklı bir şekildeydi. Mutlaka bir ölçüde de katılmaz o 2005'ten belki bugüne kadar ne kadar seçim olup hiçbirine katılmadılar. Onlar farklı bir kesim olabilirler. Ben onu isterim, bilmiyorum fırsat varsa, telefon bağlantısı telefon yoksa. Telefon hattımızda Koruya Bölgesi'nde tamam, var aslında. Tamam, ona da cevap verelim. Sonra ondan sonra geçebilirim. Nur Mecid, Koruya Bölgesi'nde bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim. Akşamınız hayır olsun Kahtan abim. Hayır akşamı olsun. Dilan abim, biz bundan 4 yıl önce bacım gittik seçime, parmağı çıkmadı. Tamam. Sabah 9'da gittik, ben hiç söyledim de aynen özlerini. 9'da gittik, saat 1'de gittik, 12'de yani takriben 104 sefer gittik, parmağı çıkmadı. Etmediler yani, vermedi seçim. Ben bir yılda yani korkuyorum, aynen gene parmağı çıkması için çözümde zıkkıt var, şeker var, onun tarafı. Abla, hoş geldin. Senden ricam bir kere 8'den evvel gidin. Çünkü bir 20 sayıda 22 tane var, parmak sayısı sıkmasa oradaki muvazzaf atlattırabiliyorsun, affedebiliyorsun. 500 tane var hatta da, onun içinde bir nisbe var, o kadar affedebilir. Çünkü sistem de elektronik de ondan su fazla daha kıfleder verebilmez. Biz geçen programda da dedi, in dedirik. Kimin böyle bir sorunları var ise, sabah erken geçsiler. Erken geçsiler, hatta o insanın elindeki fırsatı olsun, bunları takattı versin üzerine. Bir daha giderse, sıkıntı olsa, çözülmezse, erken saatlerde lütfen bizimle tavasul eyle, bizi ara, hatta bir çözüm yolları bulak sağ olsun. Evet. Sağ ol abim. İnşallah zafer de bizimdir. İnşallah. Senden de ricamız, Koruya Bölgesi'ndeki bütün bacılarımıza, nenelerimize selamımızı yetir. Selevzlerine memleketimizi hassas bir gün bekleri. Ricamız, sen de komşuları, akrabaları vuzudan aparasın. İnşallah, inşallah, inşallah. Siz olsa yavuz da. Sağ olasın. Nur Hanım, teşekkür ederim. Şimdi tabii önemli, yani insan hali hastalık olabilir. Buna çözüm yoktu. Yani özellikle de yani şeker hastalığı olanlar veyahut da engelli olanlar tekrardan kendilerine geçmiş olsun dilerim ama yani bu konuda da yardımcı olmakta fayda var. Sevgili Yazaroğlu, yani Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Kurumu olarak yani bu konuda evet her ne kadar Irak Türkmen Cephesi yetkilileri olarak ama sivil kurum olarak da bu konuyu yakından takip etmek gerekir. Tabii, ne yapılabilir? Tabii ki yakından takip ederek bu meseleleri. Gerçekten bizim yaşlı adamlarımızın, yaşlı hoca abilerimizin İbarmaları bazen çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Ya bunda tam iz kalmadı barmak izi. Özellikle şimdi, şeker hastalıklarında şu... Şeker hastalıkları da fazla. En fazla yaşlanmak, tansiyon, kalp. Evet. Çünkü kan tam buraya ulaşmıyor. Evet. O yüzden yani bizim ambada tavsiyemiz sebebi erken geçsin. Ondan sonra bir akşama yakın giderse zaten özü de yorgun olur. Takati de kalmaz. %5 atlanmak orada da kalmaz. Orada çalışan görevi de yorgun olur. Tabii. Hulk etmezler. Hemen adamı döndürürler geriye. Ben ricam yaşlı adamlarımızdan, hastalarımızdan biz inan ki sebahten kaç tane hastane tespit etmişiz. Biz götürelim arabalarımızdan özlerim. Evet. Kaç tane yaşlı ayarlamışım. Dün oyun televizyonunda da aradılar bizi. 11 kişi var. Onları da biz kontrol ettik. Hı hı. Dün, bugün sabah 2-3 tane hastaları var. Onları da kontrol ettik. Hı hı. Bir tane var, delidir. Nereden olma, delidir. Engelli. Engellidir. Onu da bastırdık, avun götürüp nenesi dedik, şey yapabilir. Evet. Seçim kartı var. Hı hı. Sağ olsun, anlarsın onun seçim kartı çıkardı bu. Evet.
Ve elimizden geldiği kadar insanlarımızı takip ederek bizden de yani bugün program bitirir. Hala programdan çıktığımızdan sonra insanlar özellikle ararlar bizi. Kesinlikle. Sorular sorular bizden. Oya mesajlar gönderirler bize Messenger'dan. Oya sabah, layın ararlar yine bizi. Mektup atırlar. Biz o kimseye sıkılmamışız. Herkese iyi cevap veririk. Aydınlatırız o zaman. Ya şimdi sevgili Vendi abi zaten biz Esramov Kudim bölgesinden Nur Kasım buyursular efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rahmetsiz, benim evim Esra'dadır. Harada? Evim Esra'dadır. Adım da Bağdat yolundadı. Tamam. Rezim bu dün yani o gün hakkını mı ticval etmezsinler? Yok, ben ticval yoktu. Tamam. İnşallah yani fikrimiz saf olsun. Fikrimiz saf olsun. Ben ticval da olsa ki hiç olmaz. Bizim arabalarımız var, gel sen evden aparar. Oyu kullanırsan bir daha eve getirirsen. Tamam, tamam inşallah. Gözümle Nur Hatun, hoş geldin. Neçe nefersin siz Nur? Biz dört neferik. Maşallah. Ama gittik o da diyeceğim senden konu konuşuğu da, ata dayıcı da, dayıza kızını da. Özünden bana para para seçim sandım başına. Çok heyecanlıyım inşallah. 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 Allah razı olsun. İnşallah, sağ olun seni. Sevgili Mendi abi yani tabii olumlu yönden de her zaman değerlendirmek gerekir bu seçimi. Yani Nur izleyicimiz gibi değerli izleyenlerimiz vardı. Özellikle de işte dışarı çıkma telefonlarımız, yasağı konusunda. Telefonlarımız hepsi olumludu. Evet. Hatta ki o insanlarımız ki tabii üzülerek onurum kartları yok güncelleyebilmiyorlar. Bu da olumludu. Aslında o insan o yüzden de bu programı yaptık. O insan ister ki katılsın ama o... Maalesef o oy kullanma hakkını kaybedip özü de üzücü bir durumda. Geç kaldı. Geç kaldı. Bu önemli bir noktadı. Önemli bir noktadı. Halkımız, vatandaşımız bilir ki bu günler, bu huzur, bu istikrar buna savunmamız lazım. Kerkük halkı patlamadan, zenginlerin uşağını kaçırmaktan, sokak yasağı çıkmak yasağından, memleketin huzursuzluğa getirmekten artık vatandaş bıktı. Vatandaş belki de bugünkü günümüz geç saatlere kadar herkes sıkılır, rahat rahat ailesinden, çevresinden. Kerkük'te bir ekonomik hareketler var, Kerkük'te tamir var, imar var, havalan var. Vatandaşlar bu günlere memnundular. Biz de diyoruz ki biz bundan ama daha yeterli mi? Bundan daha iyi günleri bekleriz sürçün. Evet. Bundan daha iyi günleri getiririz. Söz sahibi olmak önemli. Aynen. Onun yanında da Kerkük'ümüzü Irak'ın içinde 18 vilayetin içinde parmakla gösterilen bir şehre inşallah Türkmenler getirir olsun. Evet. Sevgili Yazaroğlu, tabii durumu yakından takip ediyorsunuz. Telefonlar, işte mesajlar geliyor. Tabii bana da sizlere de değerli arkadaşlarımıza da burada yani amacımız şu geçen kısa süreyi iyi bir şekilde değerlendirip hala durumun farkında olmayanlar var. Var. Geç kalan taraflar var. Şimdi evleri ziyaret etme konusundan biraz bahseder misiniz? Var. Yani tabii ki de şimdi, ziyarette bulunuyorsunuz çünkü siz de. Tabii. Şimdi bizim askeri semtinde çok karışık milletler olduğu için 76 bin seçmenimiz var. Evet. Bu 76 binden 5100 şahıs kişi kartını almıyor. Güncelleyip, yenileyip, yeni muhalifler, yeni yaşlar veya eskiden şimdi toplam 5100 seçmen kartı teslim al gelip merkezlere. Onun yanında dağıtılan 3000 civarında dağıtılıp 2100 civarında kalıptı. Şimdi ben tebrik ederim özellikle bu kısa zamanda 2000-3000 kaç yetiler dağıttılar. Ama ey vatandaş geç seçim kartı var lütfen. Orada bütün insanlar zavuç çalışır. Evet. Bir de tek kemiler. Tisim bölgesinden Ali bizimle beraberdi. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş gördük. Buyurun konuklarımızla sizi baş başa bırakak. Aferin sen. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldin. Necası bu var? Sertler. Allah razı olsun Ali Bey. Kahraman,
Fahtan, Abu Haydar'ım konuşu. Eyvallah Abu Haydar, iyi sen? Necesin baba, sıhhatler. Sağ ol, Alu'dan öper Abu Haydar, hayatım. Arkadaşıma da tebrik ederim. Sağ ol, sağ ol Abu Haydar. Bir sualım var. Buyurun. Buyurun Abu Haydar. Giden kere intikabata biz sindayık. Sadır Mektabı'nda şeyimiz, iktirahımız, yani ses vermemiz ikinci kattaydı. Merdiven çıkmak var. Ben ihtiyar indi. Ailem ihtiyar. Yani o zaman bizi... ihtiyar oldu Abu Haydar. Ben seni tanıyandım genciydim. Ha? Ben tanıyanı seni gençsen hamdolsun. Vallahi şeye çıkabilmem daha. Merdivene yukarıya gidebilmem. Çıkabilmem. Şimdi gelse ben bizi nece şey ederler. Biz kadar imkan konuşarak oradaki şeyden, yani yukarıda mahattalar kurmasın. O sizinle ben Hidayet Mektabı'ndaydı. Kümanım da kullanma, oy kullanma yerim. Biz Sadır Mektabı'ndayız, Sadır'da ya. Sadır'da, anladım. Sadır'da şey verdik. Anladım. Onu konuşarak kadar imkan aşağıdaki sınıfları diyerek mahatta yeri etsiler. Ben buradan, seçim dairesi. Türkmen Seçim Dairesi, Alak Türkmen Cephesi'nin Seçim Dairesi Müdürü Sayın Cevdet Zülal Bey'le buradan seslenirim. Sağ olsun adam gecesin gündüzünü. Bir de bu işleri organize nedir? Yani kardeş Cevdet abi, Sadır Mektebi'nde sıkıntımız var. Lütfen seçim merkezindeki oradaki müdüre, memurlara, daireye haber verin ki yukarıdaki ikinci katta sandık mahattaları kurmasınlar. Aşağıda kurslar, ta ki insanlarımız orada zahmetler çekmesin. Lütfen. Evet. Çok teşekkür ederiz sevgili Yazaroğlu. Sevgili Vendi abi, son sözlerinizi alalım. Çünkü programımızın da sonuna geldik efendim. Biz de çok teşekkür ederiz. Değerli vatandaşlarımızdan dakika be dakika bizlerden ilgilendikler için çok teşekkür ederiz. İnşallah salı günü tekrar sudanık, perşembe günü tekrar sudanık. İç içe olmaya devam edeceğiz. Bunun dışında telefonla yetişebilmeyen arkadaşlarımız lütfen direkt bizleri arasınlar, bürolarımızı arasınlar. Bu memleket meselesidir. Memleketimizi sahip çıkmak hepimizin boynumuzun borcudur. Memleketimiz değerlidir. Kerkük dedelerimizden, kozalarımızdan bize kalan bir emanattır. Koyun bu memlekette bir Türkmen valisini getirek. Koy bu memlekette Türkmen ağırlığını gösterek. Koyun bu memlekette insanlarımız 20 yıldır mahrumdiler mansaplardan, görevlerden, tayinlerden, hademetten. Koyun biraz Türkmen insanlarının yüzünü güldürün. Ve inşallah da o şekilde olun. Evet, çok teşekkür ederiz değerli konuklarımıza. Değerli izleyenlerimiz, Seçime Doğru programının bugün de sonuna geldik. Sevgili Vendi abinin de söylemiş olduğu gibi, iki gün sonra yani salı günü tekrar karşınızda olacağız. Perşembe günü tekrar sizlerle birlikte olacağız. Telefonlarınızı almaya devam edeceğiz. Programımızın sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.